İstanbul'dan herkese selamlar. 6 aylık Latin Amerika gezimi henüz bitirip eve döndüm. Geçen fark ettim ki ilk yurt dışı deneyiminin üzerinden yaklaşık bir 10 sene geçmiş. Yani 2015'te Malta'ya gitmiştim 19 yaşındayken. Bu 10 sene içinde de 32 ülkeye gitme şansı buldum. Şimdi bunları güzellik ve yaşanabilirlik seviyesine göre sıralandıracağım. Siz de yaşanılacak ve uzak durulacak ülkeler konusundaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz yorumlar kısmında. Kronolojik olarak gideceğiz. O yüzden ilk olarak Malta ile başlıyoruz. Buraya bir aydına gitmiştim. Yani Sliema, Valletta ve Rabat şehirlerini dolaşma şansım oldu. Malta bildiğiniz kayalık. Yani ne bir göl var, ne bir ağaç, dağ, nehir, hiçbir şey yok. Gece hayatı iyi ama o da bana gelmiyor. O sıralar Game of Thrones'a sarmıştım. Oranın çekildiği yerlere gitme şansım oldu. Yani o kısmı iyiydi ama yine de çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Yani o yüzden yolumun bir daha düşeceğini sanmıyorum. Sonra Ukrayna'ya gittim. Isaac'le bir değişim programı bu. Dünyanın dört bir yanından gelen bir 30 kişilik grupla 6 haftada Dnipro, Kharkiv ve Odessa şehirlerini gezdik Kiev'le birlikte. Ya Ukrayna her şeyde çok iyiydi. Yani nitekim savaş çıkmadan önce ikinci bir kez daha gitme şansım oldu yaklaşık bir aylığına. Yani normalde yaşanılacak ülkeyi koyardım ama yani bu sürmekte olan kaotik durumdan dolayı muhtemelen tekrar giderim. Ne kalacak bu? Sonra Gürcistan, bu ailecek yaptığımız bir Doğu Karadeniz turu sırasında gitmiştim. Yalnızca bir gün, yine günübirlik Batum'a geçtik. Yani fena değildi. Başka yerlerini görmek isterim. Yani belki. İlk Erasmus'unda Liège'e gittim. Belçika'nın Liège şehri. Yaklaşık 5 ay orada kaldım. Yani güney kısmındaydı. Güneyde Valonya kısmı var, Fransız bölgesi Belçika'nın. Kuzey kısmı daha iyi, çok daha iyi. Yani Antwerp, Gent, yani Bruges, o şeyleri çok beğendim. Yani Belçika'da gidecek her yere gittim yani. Güzel bir ülkeydi. Yani tekrar gider miyim bilmiyorum. O yüzden belki'ye koyacağım. Erasmus sırasında 2 hafta Amsterdam ve Rotterdam'da kaldım. Yani gördüğüm en güzel şehirlerden bazılarıydı. Yani mimari anlamda gerçekten inanılmaz şehirler. Yani her köşede yani sizi şaşırtacak bina, bir heykel ya da bir park bulabilirsiniz. Çok güzel bir ülke. Yani iklimi ve yemekleri bu kadar kötü olsa da yani yaşanılacak bir ülke her türlü. Sonra Fransa'ya gittim. Belçika'da yaşadığım için yalnızca kuzey kısmını ziyaret edebildim. Yani birkaç gün içinde, yaklaşık 4 ya da 5 gün kalmıştım yanılmıyorsam. Lille, Metz ve Paris şehirleri. Kış olmasından da mütevellit burasının biraz depresif bir havası vardı. Ama güzel bir ülke. Yani güneyde de görmek isterim. Yani o yüzden tekrar giderim. Lüksemburg'a günübirlik gittim. Yani fazlasıyla küçük, pek bir şey yok. Yolum düşmez. Almanya'ya tam da Noel zamanında gittim bir haftalığına. Yani Noel marketleri gerçekten masal gibiydi. Yani sokaklardaki sıcak şarap kokusu hala burnumda, yani tarçınlı ekmekler falan. Ya buraya Belçika'ya yakın olan batı kısmına gidebildim burada. Yani Dortmund, Köln, Born, Düsseldorf gibi şehirler. Kesinlikle yaşanılacak bir ülke. Şimdi ikinci Erasmus'umda sıra. Burada da yaklaşık 5 ay kaldım. Slovenya'nın başkenti Ljubljana. Güzel, sessiz, sakin, yeşil bir ülke. Ben burada yaşarım yani. Ama bir süre sonra canım sıkılır mı orasını bilmem ama gerçekten bence yaşanılacak bir ülke. Bu da en üst kısma gitsin. Hırvatistan'ın başkenti yani hiç güzel değildi Zagreb. Yani Dubrovnik'te aşırı kalabalık. Yani o yüzden kıyı şeridindeki diğer şehirlerini tercih ederim. Yani o yüzden belki diyeceğim. Kimi yerleri güzel ama kimisi de çok iyi değil. İtalya'nın yalnızca Venedik şehrine gidebildim günübirlik. Yani İtalya hava almak istiyorsanız Venedik gitmeniz gereken ilk şehir değil. Yani bunun için daha çok Roma ya da ne bileyim Bologna, Modena ya da Napoli'ye gitmek lazım diye düşünüyorum. Bu hayallerimden biri ama benim. Kuzeyden başlayıp Napoli bölgesinden güneye doğru inmek, Sicilya'ya kadar bütün şehirlerini karış karış gezmek İtalya'yı. Gerçekten çok sevdiğim bir ülke. Ama yalnızca bir gün geçirebildim şu ana kadar ama yine de bence yaşanılacak bir ülke. O yüzden bu da tepede dursun. Macaristan'a da bir günlüğüne gidebildim. Bir gece geçirdim orada. Yine Slovenya'daki okuldan bir fırsat bulup ya bir hafta sonluğuna kaçamak yapmıştım. 3 başkenti gezdim. Budapeşte, Bratislava ve Viyana. Ya Budapeşte de gayet tarihi ve güzel bir şehir. Yani tekrar gitmek isterim. Bence Macaristan burada dursun. Slovakya'nın başkenti çok küçük ve şirin bir yer Bratislava.
Yani orada da yaklaşık bir 12-13 saat geçirme şansım oldu. Yani çok kısa bir süre ama yani tekrar yolumun düşeceğini sanmam. Bu çok küçük bir ülke. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık bir 10 saatim vardı. Yani bu şehrin hakkını vermek için yeterli bir süre değil kesinlikle. Yani bu ya böylesine tarihi bir ortamı daha iyi, daha sinire sinire gezmek isterim ileride. Yani bu yüzden tekrar gitmek isterim. Gelelim Amerika kıtasına. Tamam, bu Avrupa'yı tamamladım şu an için. Amerika kıtasına da Buenos Aires'e ilk olarak yüksek lisansım için gitmiştim. 6 ay kadar kaldım orada. Yaşamaktan en keyif aldığım şehirlerden biri. Hemen birincisi Buenos Aires. Yani bunu İspanya, İtalya ve Fransa'nın bir karışımı olarak düşünebilirsiniz. Yani hem de fiyatlar yarı yarıya Avrupa'ya kıyasla. Kültür olarak İspanya'ya yakınlar. Yani konuştukları dil İspanyolca. Fakat nüfusun %60'ı İtalyan kökenli. Yani bu yüzden de pizzaları olsun, dondurmaları falan inanılmaz lezzetli. Eti zaten bir başka bir olay. Yani şu ana kadar yediğim açık ara en leziz hamburgerler yine orada. Mimari olarak da Fransız Beaux-Arts neoklasizmini birçok yerde görebiliyorsunuz. Yani uzatmaya gerek yok. Bu yaşanılacak bir ülke. Bunun komşusu Uruguay da bir nevi küçük Arjantin. Yani ekonomileri çok daha iyi durumda ama fiyatlar pahalı. Yani başkent Montevideo falan güzel yerler ama hemen yanında Arjantin dururken buraya gitmek pek de mantıklı değil. Yani o yüzden belki diyeceğim. Yani eğer orada çalışacaksanız Uruguay daha mantıklı Arjantin'e kıyasla ama uzaktan çalışıyorsanız ve belirli bir geliriniz varsa kesinlikle Arjantin'de yaşayın. Çünkü yani paranızla daha çok daha fazlasını alabiliyorsunuz. Fiyatlar orada çok daha uygun. Bu 6 ay sonunda tekrar Avrupa'ya döndüm, Türkiye'ye döndüm. Ailecek bir haftalığına Balkanlar gezisi yaptık. Bu geziye de Arnavutluğun başkenti Tiran'dan başladık. Yani maalesef akılda kalıcı pek bir yanı yoktu. Yani belki Drac gibi deniz kıyısı bir kentine gidilebilir ileride. Oraların iyi olduğunu duydum. O yüzden belki diyeceğim. Sonrasında da Üsküp'e gittik. Kuzey Makedonya'nın başkenti. Enteresan bir şekilde çok beğendim. Yani tüm o heykeller falan şehre farklı bir hava katıyordu. Yani güneyindeki Ohrid şehri de gölü falan çok güzeldi. Yani tekrar gitmek isterim. Makedonya'yı beğenmiştim. Yani Kosova'yı da bir ülke fazladan görelim diye gittik neredeyse. Yani o Kosova'nın olduğu bir turu aldık. Yani bir ülke fazladan görmüş olalım diye 6 ülkelik bir turdu. Yani ama bu bir hataydı bence çünkü Kosova'da görecek hiçbir şey yok neredeyse. NATO binaları falan var. Yani Padişah Murat Üzerbendigar'ın türbesine falan gitmiştik. Yani onun yerine Makedonya ya da Bosna Hersek'te bir gece daha geçirmek çok mantıklı olur. Yani uzak durun diyeceğim yani çünkü gezilecek cidden hiçbir şey yok. Ama bu uzak durun kesinlikle uzak durun değil. Kosova zararsız bir ülke. Yani oraya gidip bir şeyler yapabilirsiniz ama muhtemelen hayal kırıklığıyla sonuçlanacaktır ziyaretiniz. Kesinlikle uzak durun ülkesi birazdan gelecek. Bu şu an bayraklarından biri o. Görünen bayraklardan biri o. Yani bir Orta Amerika ülkesi. Ona da birazdan geleceğim. Kosova'dan sonra da Belgrad'a geçtik. Sırbistan'ın başkenti. Ya ben bunu çok daha güzel bir şehir olarak hayal etmiştim. O yüzden biraz hayal kırıklığına uğramadım değil. Yani gayet ortalamaydı. Ama ileride Sırbistan'ın başka şehirlerini de görmek isterim başka yerlerine. O yüzden belki diyorum. Sırbistan yine ne olursa olsun fena değildi. Sonrasında Bosna Hersek'e geçtik. Burada da Saraybosna, Mostar, Međugorje bu şehirleri ziyaret ettim. Gayet güzel ve karakteristik yerlerde. Yani Bosna Hersek insana hiç yurt dışına çıkmışın izlenimini vermiyor. Yani kültürlerimiz çok benzediği için birçok kez Türkiye'de bir yeri geziyormuşum hissine kapıldım. Yani ama her türlü yine tekrar giderim. Aklımda çok güzel bir yer olarak kaldı Bosna Hersek. Sonrasında Karadağ var. Yani yoz sezonda gidilecek bir yer değil. Çünkü aşırı kalabalık. Özellikle Budva artık bir Rus toprağı olmuş. Yani herkes yani %80'i yaşayanların yabancı. Yine de güzel kaleleri, kumsalları var. O yüzden buna belki diyeceğim. Geldik Panama'ya.
Bu kesinlikle uzak durun ülkem bu. Panama şehrindeki ilk sabahım. Bu şehir hakkındaki ilk izlenimlerim gerçekten çok nemli. Yani şıpır şıpır terliyorum durduğum yerde bile. Şuradaki insanlar spor yapıyor, gerçekten nasıl yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Şu an derin bir nefes almak bile benim için bir sıkıntı. Ama muhtemelen alışırım yani birkaç gün geçirdikten sonra. Henüz tamamladığım 6 aylık Latin Amerika turumun başlangıç ayıydı. Ve yaklaşık orada bir ay kalmayı planlamıştım. Ama öylesine bir nem vardı ki yalnızca bir hafta dayanabildim. Ve Costa Rica'ya geçtim sonrasında. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. 10 dakika dışarı çıkıyorsunuz ve üstünüz sırılsıklam. Böyle bir nem yoktu. Gerçekten dayanılır gibi değil de. Yani birkaç şey oldu. Birkaç sefer olmuştu ki. Ya bir saatlik, iki saatlik bir mesafe, yürüyüş mesafesi gitmek istediğim bir yer vardı. Atıyorum Biomuseo, Frankel'in bir binası. Oraya yürürüm demiştim yani. 1,5 saat falan sürecekti ki normalde çok rahat yürürüm. Ben yürümeyi çok severim. Çıkıyorum, abartmıyorum, 15-20 dakika dayanabiliyorum anca. Yani ondan sonra taksi çağırıyorum gitmek için. Yürünebilecek gibi bir yer değildi. Böyle bir nem ben hayatımda görmedim. Yalnızca bu da değil, dışarıda oturmaya yer yok. Yani restoranlarda falan normalde masa sandalye atarlar. Nemden dolayı hiçbir şekilde dışarıda vakit geçirilemiyor. Ve bunun dışında çok pistte, evet, sokakları çok çöplerle kaplıydı falan. Akşamları bana çok güvenli gelmedi aynı şekilde. Ve fiyatlar her şeye rağmen çok pahalı. Yani kesinlikle uzak durun. Ben bu ülkede hiç keyif almadım. Kesinlikle uzak durun bence. Sonrasında geçtiğim Costa Rica'dan bahsedeceğim şimdi. Panama'nın kuzeyinde. Ve burası Panama'dan sonra bana açıkça söyleyeyim cennet gibi geldi. 5 farklı şehrinde dolaşıp 1,5 ay geçirdim. Hiç o kadar nemli değildi. Her köşesinde farklı bir deneyim edebileceğiniz şehirler, lokasyonlar var. Birçok yerinde kaçırdım açıkçası. Yani çok çok fazla, çok fazla gezecek yer var. Costa Rica enteresan bir ülke çünkü orduları yok. Ülkece mottoları pura vida. Yani saf hayat. Yani bu duruşu benimsemişler. Her şey sakin. İnsanlar anlayışlı. Yemekleri güzel. Yani burada yaşanır. Bence Orta Amerika'da yaşanacak bir ülke varsa o da Costa Rica. Sonrasında Nikaragua'ya gittim. Yani ülke güzel. Burası da ülke güzel. Yönetenler kötü tanımına uyan bir yer. Senelerdir sosyalizmle boğuşuyorlar. İnsanlardaki o sıkkınlık, boş vermişlik net bir şekilde hissedilebiliyor. Ama ülke çok güzel. Yani gezilecek çok yerler var. Özellikle Ometepe Adası tek kelimeyle şahane. Yani burada farklı 5-6 şehir gezdim. Bir ay geçirdim yine. Ayrıca her şey çok ucuz. Yani özellikle Panama ve Costa Rica'yı kıyasla. Yani tekrar gider miyim bilmiyorum ama yani belki diyorum. Bu tekrar da gidilebilir, konulabilir bu. Çünkü güzel bir ülke. Sonra Honduras. Honduras'ın görülecek yerleri hep kuzeyde. Benim oralara gitme fırsatım olmadı çünkü vaktim yoktu pek. Yalnızca 3 gün geçirdim. Ya bu da kuş uçmaz, kervan geçmez bölgelerindeydi güneyinde bulunan. Bu Costa Rica ve El Salvador arasında. Oradan geçtim. Yalnızca 3-4 gün tekrar gidip daha turistik yerlerini görmek isteyebilirim. Yani o yüzden belki olacak bu da. Sonrasında El Salvador. Yani bunların da devlet başkanları Nayib Bukele'nin seçilmesiyle yalnızca birkaç sene içinde yani uyuşturucu çetelerin yönettiği bir ülkeden Latin Amerika'nın en güvenli ülkesine dönüştüler. Yani inanılmaz bir değişim geçirdi bu ülke. Başkan San Salvador o coğrafyada gördüğüm en tertipli, en temiz, en organize şehir olabilir. San Miguel'de bir karnavala katıldım. Okyanus kıyılarındaki kasabalarda vakit geçirdim falan. Güzeldi yani, sessiz sakin yerleri var. Yani o kadar uzak olmasaydı tekrar gidebilirdim ama şimdilik buna da belki diyeceğim. Sonra rotamı biraz değiştirip Arjantin'e uçmuştum El Salvador'dan. Oradan da Şili'ye geçtim. Başkent Santiago beni hiç etkilemedi açıkçası. Yani ama Şili çok büyük bir yer. Kuzeyine ve güneyine daha çok gitmek isterim çünkü görecek yerleri varmış diye duydum. Çölleri olsun ya da Patagonya bölgesi. Yani enteresan bir deneyim olabilir. Belki de dursun. Şimdi de Kolombiya'ya geldik. Kolombiya, Latin Amerika seyahatimin Arjantin'den sonraki yıldızıydı. Burada 6 hafta geçirdim. 7 farklı şehre gittim. Favorim Cartagena'ydı. Yani Bogota'yı da çok beğendim. Başkent de güzeldi.
Barranquilla Karnavalı çok renkliydi mesela. Çok zengin bir kültür. Kolombiya gerçekten çok zengin kültür açısından. Tekrar gidip yani görmediğim yerleri keşfetmek isteyebilirim. Yani orada geçirdiğim vakit de çok olumluydu, çok pozitif. Bu yüzden tekrar giderim de kalsın bu. Sonra Guatemala'ya geçtim. Başkentinde 3 gün geçirdim. Yani fena değildi. Ama yolum düşer mi bilmiyorum. Muhtemelen düşmez ama yine de büyük bir ülke. O yüzden bu da belki de dursun. Çünkü hepsini belki'ye koyduk. Bu çok gezme fırsatı bulamadığım Honduras da orada. Evet, belki de dursun. Sonra komşusu olan Meksika'ya geçtim. Meksika'nın turistik şehri Cancun'da 4 gün geçirdim. Yani dünyanın 7 harikasından biri olan Chichen Itza piramitlerine gittim. Ama Meksika devasa bir ülke. Yani. O yüzden tekrar gidip bu sefer de batısındaki bölgeleri görmek isterim. Çünkü bir tek Cancun'a gidip Meksika'yı görmüş olmuyorsunuz. Yani Cancun çok daha farklı bir yer. Çok Amerikan etkisi altında da kalmış. Yani birçok Amerikalıyı görmek mümkün orada. Çünkü turistik bir yer. O yüzden tekrar giderim bence Meksika'ya. Yani gitmek isterim en azından. Kesin gider miyim bilmiyorum ama gitmek isterim. Son olarak da Küba. Yani burası gezimdeki son duraktı. 2 hafta kalmayı düşünmüştüm. Ama yani internet yoktu. İnternet olmayınca da işlerimi halledemedim. Çalışamadım. Bu yüzden dönüşümü bir hafta önce aldım. Ve erken döndüm. Yani bunun dışında hayat standartları çok düşük. Yani sefalet içinde yaşıyor insanlar. Çok hoşuma gitmedi birçok yeri. Yani o romantik havaya kapılamadım açıkçası. O Küba denince ilk yani dans eden kadınlar, ne bileyim eski arabalar, ne bileyim 60'lardan kalma tarihi binalar falan geliyor ama ya bu resmin çok küçük bir parçasını oluşturuyor bu anlattıklarım. Yani şehrin %99'u yani sefalet içinde yaşıyor. İnsanlar çok kötü şartlarda. Ama buna rağmen insanları çok pozitif, cana yakın ve eğlenceli. Yani böyle bir de kontrast var. Oralara giderseniz eğer merkezden dışarı çıkıp gerçek Küba'yı da görmenizi tavsiye ederim. Yani uzak durun demeyeceğim çünkü farklı deneyimler yaşamanızı da sağlayan bir ülke. O yüzden yolum düşmez. Yani böyleydi. Bu son 10 senede gezdiğim ülkeleri değerlendirmiş oldum. Yani özet olarak yaşanacak ülke Almanya, Avrupa'daki ülkeler, Hollanda, yani çok sevdim. Slovenya olabilir, Arjantin kesinlikle. Yani bu kadar uzak olmasaydı çok daha sık gitme şansım olabilirdi. Uçak biletleri bu kadar pahalı olmasaydı. Ve uzak durmanız gereken ülke de Panama. Yani gerçekten çok kötü bir deneyim geçirdim orada. 2 hafta içinde de Fas'a gideceğim. Yaklaşık 100 günlük bir Kuzey Afrika seyahatim olacak. Bu videolar gelmeye devam edecek haftada 2 gün. O yüzden takipte kalırsanız sevinirim. Siz de yaşanılacak ve uzak durulacak yüklerinizi paylaşabilirsiniz yorumlar kısmında. Bunun dışında izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.